Evet efendim, şimdi ilk seanstayız ve Kasım vade kontratlarına bir göz gezdireceğiz. Bugün ayın 20'si. Yavaş yavaş vallahi Kasım'ı da bitiriyoruz gerçekten. Biraz daha reklam arasındayken vadeli tarafın yükseldiğini gördük. %0,64'e kadar geldi. Gelin bankalara bir bakalım neler oluyor bankacılık tarafında. Dün özellikle bankalarda %2,5, sınayide de %1,5'luk düşüş vardı dedik. Peki dünkü düşüş aslında ne anlam ifade ediyor? Yükseliş bugün devam eder mi? Birazdan stratejisi İsmail Aslan Özyer'le birlikte, tabii sadece Borsa İstanbul için değil, yurt dışını, kıymetli metalleri her birini konuşacağız. Kripto paralar da dahil. Bu sabah baktığımızda Akbank'ta %0,63, Garanti Bankası'nda %0,71'lik yükseliş izliyoruz. İş Bankası'na bakıyoruz, Kasım vade kontratları %0,62 kadar yukarıda. Yapı Kredi Bankası'nda %0,52, Halkbank'ta da %0,19'luk yükseliş var efendim. Bu tablo bize gösteriyor ki bugün bankalar pozitif başlayacak gibi. Peki holdingler onlara eşlik edecek mi? Birlikte bakalım. Dün holdingler tarafında da çünkü kayıplar vardı. Sabancı Holding'de %4'e yakın kayıp izledik. Ve az önce de ifade etmiştim, 12 puan tek başına endekse eksi yazdı dün maalesef. Sabancı Holding'e bakıyoruz bu sabah, %0,61 kadar yukarıda. Koç %0,53 kadar yukarıda. Doğan'da %0,51'lik yükseliş izliyoruz. Tekfen Yatay, Alarko'da ise %0,80'lik yükseliş söz konusu. Evet, bir 4 dakikamız kaldı. Devam edelim. Ben de bir göz ucuyla eşleşmelere şöyle bir bakıyorum. Bir miktar yukarıda gibi görünüyor birçok şirketin de eşleşmesi. Evet, eşleşmeler bitince Borsa İstanbul açılış rakamını alacağız. Ereğli'de %0,40, Petkim'de de %0,50'lik yükseliş izliyoruz bu sabah Kasım ayda kontratlarında. Tüpraş'ta %0,76, Kardemir Denizli'de %0,42, Şişe Cam'da da %0,77'lik yükseliş var. Aslında şimdiye kadar baktığımız bankalar, holdingler ve sınayinin önce şirketleri pozitif gibi görünüyor. Peki, dönüp şimdi ulaştırmaya bakalım. Şimdi ulaştırma tarafına baktığımızda özellikle Türk Hava Yolları ve Pegaso neler oluyor ona bakacağız. Çünkü Türk Hava Yolları bizim için önemli. Endekste ağırlığı en yüksek şirket, %3'lük değer kaybı yaşamıştı dün ve 24 puan endekse eksi yazmıştı. Bu sabah ise %0,74 kadar yukarıda. Ta havalimanlarına bakıyorum, %0,35 kadar o da yükseliş sergiliyor. Burada bugün Pegasus'ta bir negatif ayrışma göreceğiz. %2'nin üzerinde kayıp var an itibariyle şu an Pegasus tarafına baktığımızda. Evet, buradan dönelim. Değerli arkadaşlardan da rica edeyim. İsterseniz gıda perakende, hatta bir otomotiv tarafına da birazdan bakarız. BİM'de de %0,76'lık yükseliş izliyoruz. Aynı zamanda Migros'ta %0,72'lik yükseliş var. Şok marketlerde de %0,05'lik yükseliş söz konusu. Pay geralımı başlatmıştı BİM, bildiğiniz gibi. Bu pay geralım programı çerçevesinde 458.63 gibi bir fiyattan 100.000 adet pay geri alımı yaptığını dün açıklamış oldu kamuya aydınlatma platformuna. Ona not olarak düşmüş olalım. Peki, dün özellikle Ford Otomotiv tarafında sert hareketler gördük dedik. Sermayesini %900 oranında bedelsiz sermaye artırımına gideceğini açıklamıştı. Önce yukarı, ardından da sert aşağı bir hareket görmüştük. Bir de otomotiv tarafına bakalım değerli arkadaşlar. Burada Ford tarafında dünkü kayıplardan sonra bu sabah baktığımızda %1,22'lik en azından vadeli tarafta yükseliş izliyoruz. Tofaş Yatay, Doğuş Otomotiv'de ise %0,37'lik yükseliş söz konusu. Evet, tüm bunlar olurken yaklaşık bir dakika içerisinde de Borsa İstanbul'da açılışımızı yapmış olacağız. Eşleşmeler bitmek üzere. Dün kapanış rakamımız 9.232 puan seviyesinde oldu. Çok kritik yerlerdeyiz. Zaten bir hafta boyunca bunu konuşmuştuk. Hem 50 günlük ortalamamız hem 200 günlük ortalamamız çok üst üste bindi ve buranın üzerinde kapanışlar almamız gerekiyor diye. Mesela dünkü kapanışımız 55 günlük üstel ortalamanın altında gerçekleşti. Çünkü bu sabah baktığımızda o seviye 9.300'e tekabül ediyor. Şimdi sevgili İsmail ile de değerlendireceğiz zaten. 200 günlük ortalamaya bakıyoruz. O da tam orada 9.319 puanda. Üzerinde kapanışlar aldık, 1-2-3 kapanış hatta, ama dünkü kapanış altında oldu. O zaman o minik bir bu arada boğa tuzağı mıydı? Yoksa bugünkü yükselişle birlikte hareket devam eder mi? Biraz buna cevap arıyor olacağız. Bugün küresel piyasalar, dediğim gibi Nvidia'yı takip edeceğiz. Orada oynaklık artabilir ve bu VIX'i de etkileyebilir. Ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Daha doğrusu Hazine Bakanı kim olacak? Amerika
tarafında onu izleyeceğiz. Yarın da içeride Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz ki metinde faiz indiriminin ne zaman olabileceğine dair bir sinyal alacak mıyız? Onun da piyasa üzerinde bir katalizör olmasını çünkü bekliyoruz. Evet, tüm bunlar olurken şimdi geldi açılış rakamımız. %0,43'lük yükselişle açıyoruz. 9272 açılış rakamımız. Herkese güzel bir seans diliyorum. Şimdi yükselenler, düşenlere birazdan bakacağız. Evet, bankacılık, ulaştırma, holding, sınav gibi büyük endekslerde şu an yükseliş görüyoruz bu sabah. Fakat bu yükseliş devam edecek mi ya da devam koşulu nedir? Aşağı riskleri, yukarı yönlü potansiyeli şimdi İsmail Aslan Özyer'le konuşacağız. İsmail, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, günaydın, hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl bir hafta geçti senin için? Borsa İstanbul'da dün biraz çalkantılıydı çünkü. Yani bir miktar tabii Borsa İstanbul dip bölgeden %10 civarında bir tepki üretmiş durumda. Geçtiğimiz haftada bulunadığın tepki olabileceğini, birçok sistemin, birçok ortalamanın geçtiği bölgenin üstünde kapanışlar alsak da Borsa İstanbul'daki özellikle Mayıs-Haziran sonrasında başlayan eğimin bir miktar aşağı sert bir şekilde geldiğini ve burada ilk dönüşte bunu geçmek çok mümkün olmayabilir. Aslında biliyorsun birçok hisse senedinde özellikle XTÜMİ tarafında birçok hissenin takas tarafı dağılmış durumda. O yüzden bu hisseleri tekrar toplayıp güçlü bir momentuma ulaştırmak çok kolay olmayacaktı. Bu anlamda baktığımız zaman Türk Hava Yolları ve Ereğli'de aslında Rising Tree metot formasyonu oluşmuştu. Bilmeyenler için nedir o İsmail? Nedir o? Onu... Özellikle Rising Tree metot şöyle anlatayım. Türk Hava Yolları tarafında şu tarif vereyim. 8 Kasım'da oluşan dik bir yeşil barın içine sığmış 3 tane kırmızı bar olması gerekiyordu. Bunu aşağı yukarı 13 Kasım itibariyle tamamladık. Fakat üzerinde bir kapanış alamadık. 290,50 seviyesinin üstünde bir kapanış gelmedi. Tam alt seviyeyi dün itibariyle aşağı doğru kırarak buradaki formasyonu negatif tarafa doğru çekmiş olduk. Hem Ereğli tarafında hem de Türk Hava Yolları tarafında bu oluşumun tekrar negatif tarafa geçmesi bir miktar olumsuz olabilir. Fakat Merkez Bankası kararı öncesinde yapılan bu fake bir hareket de olabilir. Bununla birlikte bu hareketi biz şöyle değerlendirmemiz lazım. Borsa İstanbul tarafında tabii ki yavaş yavaş bu yüksek faiz ortamının sonuna doğru geliyor muyuz? Bunu başlıklarda göreceğiz. Herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de burada özellikle bizim bu anlatımda önümüzdeki projeksiyon cümlelerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Borsa İstanbul'da önemli bir hareket getirebilir. Bana göre zaten 4 iş günü hesap ettim ben. Önümüzdeki pazartesi dahil yani bizim 9500 ve 9000 özellikle 9500 üstünde kalmak da aslında yeterli olmayacak. Çok hızlı bir şekilde 9705 puanın üstüne doğru kat etmemiz gerektiğini düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. Peki şimdi bir sürü sorum olacak ve izleyenlere de şöyle bir fırsat vermek istiyorum. Hisse dışında hisselere girersek çıkamayız. Ben İsmail Bey'e şöyle bir sorum var, bunun cevabını alamıyorum, kendisine ulaşamıyorum diyenler varsa buyurun YouTube üzerinden. Endeksle alakalı altındır, kriptodur, onların hepsini konuşacağız. Şimdi endekse başladığımız için Borsa İstanbul'la alakalı anlamadığım, şurası bende eksik kaldı diyen varsa buyurunuz efendim, ben soruları bekliyorum. Peki o zaman... İlk soruyu ben sorayım. %100 hissede olmak için senin devam koşulun 9700 üzerinde kapanış mı? Şimdi %100 hissede olmak için özellikle 9500 seviyesini önemsiyorum ilk öncelikle. Benim için geçiş bölgesi ana sistemin al üreteceği bir nokta.
Fakat ana sistem al üretse de birazcık bu ilk alım bölgesi olduğu için çok güvenmem ben. Yani ilk bu %20'lik Borsa İstanbul düşüşünden sonraki ilk al bekle moduna çok güvenmiyorum. İstatistik olarak bu biraz düşük. Fakat bir sıkışma söz konusu olacak. 9705'ler benim için çok önemli bir seviye. Çünkü 9705 üstü kalıcılıkta ben dediğiniz miktarda portföyde büyük bir artışa giderim diyelim. Peki bununla birlikte gel bir de aşağıdaki olumsuz senaryoyu konuşalım. Şimdi diyelim ki olmadı. Yani yukarı yönlü her tepki, sen tepki dediğin için söylüyorum, satışla karşılandı. Dolayısıyla aşağıdaki olumsuz senaryom ne olur? Şimdi ana sistemde baktık az önce grafiğe. Biz yine buradaki setupları tamamlayamadık. Yani setup 7 önemliydi. Sizin de yayın yaptığımız geçmiş dönemde 2 tane 7'ye denk gelmiştik Tom DeMarc sayımlarında. Yine biz aslında 7. setup'ın üstüne geçemedik. 7. setup kapanış, yani görülen o gün maksimum değer bir kere 9501. Demek ki 7 setup'ın üstüne geçip biz yeni bir setup oluşturmamız lazım. Yani buradaki sayım kuralları özellikle 9'a kadar devam eder. Tom DeMarc'ta normal bir sayım. Altta countdown yok çünkü kırmızı countdown'dan daha yeşil countdown'a geçiş bile sağlayamadık. Bunun için bir tane yeşil 9 üretmemiz gerekirdi. Bunu başaramadık yine ve dün itibariyle kırmızı 1 ürettik. 4 bar geriden hesap ederek sayım yapan bir sistem bu. 9501 7. setup'ın maksimum seviyesi. Şimdi bu sayımda 9501'in üstüne geçmemiz lazım ki bizim yukarı doğru kat edebilelim. 4 gün işareti koyduğum noktada 9704 tüm yukarıdaki ortalamaların zamansal kırılımlarını yaşayacağız biz pazartesi günü. Ve o kırılımlar 10.400 ve 10.800'den geçen uzun ortalamaların kırılımları 4 iş günü sonra 9700 seviyelerine doğru aşağıya doğru alçalacak. Biz orayı alçalırken buradaki zamansal döngüyü 4 gün içinde en azından azami 9501 ve 9704 puan üstüne atamadıysak eğer ben yeni dip beklerim diyelim. Buna da geçiş olarak turuncunun altına tekrar geçerek buradaki sayım bu kadar alım satım işlemlerini sonlandıracağız. Seviyede 9094 altında bir günlük kapanışta yeni dip arayışı içerisine girilebilir. O yüzden çok önemli bir 4 iş günü içerisinde olduğumuzu düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. Şimdi çok güzel bir soru geldi. Senin daha doğrusu çok rahatlıkla yanıtlayabileceğin ve deneyimlerini aktarabileceğin bir soru izleyenizden gelmiş. Borsa yükseliyor, alıyoruz, sonra düşüyor. Satıyoruz, bir bakıyoruz yükselmeye başlıyor. Sonra gidiyoruz, alıyoruz, yine düşüyor. Sürekli terste kalıyoruz. Yani ne yapalım? Düşerken alırsak daha da düşüyor. Yükselince alınca daha sert düşüyor demiş. İşte buna testler ediyoruz. Yani bu terste kalma durumundan kurtulmak için mesela anladığım kadarıyla bu izleyenimiz uzun vadeci değil. Yani ben alayım kenara koyayım bir sene sonra bakarım değil. Daha kısa vadeli işlem yapmak istiyor diye düşünüyorum. O zaman bunu isteyenler güvenli bölgede mi girmeli buraya? Testlere çünkü piyasayı yani bileni de yutar, bilmeyeni de yutabilir. Katılıyorum. Testlere piyasa zaten çok güzel bir çok güzel cümlelerle oluşturulmuş bir soru. Yani piyasanın ne kadar zor olduğunu aslında anlatıyor bize. Bunun için oyuncunun yani trader'ın diyelim çünkü kısa vadeli bir trader. Trader'ın kendini güven içerisinde hissedebileceği ve genellikle başarılı işlemler yapabileceği bantların içerisinde kalması lazım. Şimdi Borsa İstanbul'da tabii ki buradaki paradigmaların değişimi sonrasında yaşanan zorlukları aslında burada görebiliyoruz. 2022-23 yılında trend varken her şey kolaydır. Sen de biliyorsun. Yani yukarı giderken çok da fazla bir şey bilmeye gerek yok. Ama testere piyasası, ayı piyasası zaten net bir yönde düşüyordur. Çok da cesaret edemezsin alım yapmaya. Fakat testere piyasasında gerçekten alınca düşer, satınca çıkar. Bu gerçekten hem psikolojiyi çok bitiren bir döngüdür. Çok zor bir piyasadır. Dediğim gibi
Burada şimdi ortalamalardan örnek verirsek işte 55 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldığı sürece daha pozitif düşünebilir. 55'in altına geldiği zaman stop uygulayabilir. Aynı döngüde 55 etrafında iki tane stop işlem yaptıysa profesyonel adam üçüncüyü yapmaz. Çünkü psikolojiyi tüketirsen tamamen yanlış iliklemiş olursun düğmelerini ve psikoloji bitince de çok saçma sapan işlemler yapılabilir. Testere de kendini korumak lazım. Ben özellikle testere alanında hiçbir zaman olmamayı tercih ediyorum. Yani ben pahalı alıp daha pahalı satmak için zaman harcıyorum ve analiz yapıyorum. Bunun için bu noktalar aslında 8600'ler, 8800'ler, 9200'ler bu noktalar orta ve uzun vadeli yatırım yapacak olan yatırımcıların alanları, iyi hisseleri tercih edip o hisselerde pozisyon alıp zaten stop noktası olmuyor orta ve uzun vadede, ama kısa vade için mutlaka kendini güvende hissedebileceğin bir çalışma metodunun olması ve testere bant aralığının dışında işlem yapıyor disiplininin olması şart diyelim. Peki Nermin Hanım demiş ki endeks yükselinceye kadar yani güvenli bölgeye gelinceye kadar elimdeki birikimleri altın fonuna değerlendirmem doğru mu? Yani mantıklı mı demiş. Buradaki seçeneğin ne olurdu? Borsa için 100 bin lira para ayırdın. Şöyle güzel güvenli bir yerden ben bu 100 bin lirayı borsaya hisse senetlerine dağıtırım ya da tek hisseyi alırım dedin tamam. Ama güvenli bölgeye gelene kadar o 100 bin lirayı nereye park ederdin? Altın mı, faiz mi, kripto para mı? Yani şu anda paranın maliyeti halen daha yüksek. Para fonlarında değerlendirmeyi tercih ederdim. Bu arada Ons altın İsmail bir tarafı. eleştiri geliyor bize. Çok özür diliyorum seni böldüğüm için. Ben faiz diyorum ama faiz hassasiyeti olan da onu katılım payı olarak okusun olur mu? Çünkü evet sonuçta Türkiye'de birçok kişinin de faiz hassasiyeti var. Orada çok eleştiriyorlar beni. Faiz diyorsunuz ama biz faize giremiyoruz diye. Onlar da bunu katılım payı olarak okusun. Onların da alternatifi var çünkü katılım bankalarından ve fonlarından diye cümleyi sana da Çok ekleyeyim. çok doğru. Çeşitli nemalandırma çeşitleri var. Çok da inanılmaz çok çeşit var fon tarafında. Dediğin doğru. O yüzden bunu para piyasası fonlarında kullanmak bence daha doğru olacaktır. Çünkü ons altın tarafında da 2024 yılında oldukça iyi bir trend yaşadık. Bence çok kolay kolay daha yukarı doğru tırmanabileceğimizi düşünmüyorum ben. Tabii ki onunla ilgili de şartlarımız mevcut. Ben para piyasası fonunda değerlendirmeyi daha doğru bulurum. Peki, bu arada Dilaver Bey'in sorusu da güzel. Testereye yakalanmamak için düşüşlerde hisse senedi fonu alıp kenara çekilsem mantıklı mı demiş. Çünkü fon alınca biraz daha üzerinde oturman da daha rahat oluyor ve şey diyorsun tamam ya onu da fonu yöneten düşünsün diye bir rahatlık geliyor ya insana. Yani güzel bir öngörü. Borsa İstanbul'da çok, yani çok fazla böyle detay teknik bakmadan bir takım yatırımlar yapmak isteyen dışarıda bekleyen çok yatırımcı var. %20 civarında Borsa İstanbul düştüyse zaten bu önemli bir fırsat olabilir. Bir zaman süresi burada tanımak lazım. Bunu da tabii ki profesyonellere bırakarak yapmak, fona yatırmak, istediğinde satamamak. Bazen biz de MKK'da kilitlediğimiz hisse senetlerimiz oluyor. Çok Oluyor fazla mu? Yani rahatlıkla. elim gitmesin diye blokaj koydukların oluyor mu arada? Oluyor, orta vade Güzel. düşündüklerim oluyor zaman zaman. Ben de gerçekten farklı hiç uzanamadığım hesaplarda bunları değerlendirmeyi daha doğru buluyorum. Bazen çok kolay ulaşmak dezavantaj olabilir. Akın Bey demiş ki boş verin borsayı para gelir gider sizler nasılsınız çay var mı çay diye kahve içiyorum buyurunuz Akın Bey bekleriz Eko Türkiye'de sizlere de kahve ısmarlarız herkese afiyet olsun. Şimdi bir izleyenimiz de demiş ki uzun süredir şortta olan bir izleyenimiz vardı sana hep bahsediyordum biliyorsun. Çift yönlü aksiyon almayı öğrenemeyen Türkiye piyasalarında sürdürülebilir kazançlar elde edemez net demiş. Peki, çift yönlü işlem yapmak ama bizim ülkede biraz daha bilgi ve birikim gerektiriyor. Dolayısıyla çift yönlüden kastım ya vadeli tarafta short pozisyon açabilmek, her ne kadar şu an yasak olsa da kalkacağı varsayımıyla bir hisse senedini açığa satabilmek gibi vesaire bir şeyi satabilmek. Dolayısıyla illa böyle çift yönlü işlem yapmayı öğrenmeli miyiz? Şimdi doğru, çok doğru bir nokta bu, ama gerçekten bu konuya programlar yetmez diyelim. Hemen kısaca değinmeye çalışayım.
Yani biz aslında tabii ki burada matematik içerisinde çok fazla yanıltıcı unsurlar da mevcut. Ülkede reel getiriyi hesap etmek, bunu da tam hakkıyla yapabilen yatırımcı sayısının çok fazla olmadığını görüyoruz. Tabii ki çok zorlu bir coğrafyadayız, çok zorlu bir ekonomik koşullardayız. Geçmişten bugüne sürekli enflasyon adı altında bir takım zorluklarımız, handikaplarımız mevcut. Enflasyon, faiz ve dolar-TL tarafındaki, dolar bazındaki kazanç elde etmek. Yani bunu yabancı yatırımcı tabii ki dolar bazında kazanç diye bir hesaplama yöntemi yok. Doların da kendi içerisinde bu arada tabii ki enflasyonist bir oranı var. Ama bizimki kadar zor değil. Bunun için baktığımız zaman piyasalarda en çok örnek verilen yatırımcılardan bir tanesi dünyada gerçekten çok değerli Warren Buffett. Ama Warren Dow teorisinde bunları yapabilmiş. Yani Dow Jones'ta işlem yapmakla Türkiye piyasalarında işlem yapmak arasında tamamen çok büyük farklılıklar var. Yani Warren'ın yaptıklarını burada yaparsanız bence çok başarılı olunabileceğini ben tahmin etmiyorum. O Ama yüzden de evet işte ülkemizde. Ahmet Mergen hocamı anarım canım hocam. Der ki ya o Amerika'da o parayı kazanmak kolay. Hadi gelsene Türkiye'de kazan da sana papucunu ters giydirsinler der Ahmet hoca. Dolayısıyla çok haklısın Ahmet hocamızı da buradan alalım. O da seninle aynı fikirde. Yani Türkiye zor. Kendisi ki yıllarca Amerika'da yaşamış. Daha burada Borsa İstanbul İMKB kurulmadan önce Amerika'da Wall Street'te işlem yapmaya başlamış bir duayen. İki piyasayı çok rahatlıkla karşılaştırabilen bir duayen olarak der ki evet hadi gel bakalım burada yap o pozisyonları da bak sana papucunu nasıl ters giydiriyorlar diye söyler Ahmet hocam da. Ahmet Mergen bizim atamız tabii ki, teknik analistin atası olarak bakıyorum ben. Gerçekten iki tane de isim var. Bir Tom DeMark bunu manuel hesaplama yöntemiyle yapmış. Ahmet hocamız da bir aralar hesap makinesiyle böyle oturup manuel Aynen. hesaplayarak bir takım şeyleri elde etmiş bugünkü teknoloji yokken. Peki ya doları yükselteceksin ya da borsayı düşüreceksin yabancının gelmesi için demiş. Katılıyor musun? Şimdi yabancının gelmesi için tabii bu klasik yöntemler ama alt planda en üstte yani son derece güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde uğraşıyoruz bir takım normal para kurallarına dönmek için. Ya yani bunu bir miktar daha yabancının görüp güven kazanması lazım. Yani hukuk sistemine de çok önem veriyor yabancı yatırımcı. Yabancı yatırımcı açığa satışın olmasına da çok önem veriyor. Birçok burada faktör var. Bu faktörlerin bir araya gelmesi tam anlamıyla sağlandığı zaman tabii ki borsayı ucuzlattığınız zaman, doları yükselttiğiniz zaman yabancı için burası çok ucuz bir yatırım yapma alanı haline dönüşecektir. Evet, istersen bir vadeli tarafa da bakalım. Biz konuşurken endeks bir kez daha 9000 spot taraf, 9300'ün üzerine geldi. Eğer yani spot tarafa ekleyeceğim bir şey yok diyorsan izninle vadeli tarafa, Viyop'a geçeceğim o halde. Var mı Şimdi ekleyeceğim? Bir daha spot alalım tarafta grafiği arkadaşlar. yatırımcılara 9.307 puan üstü Borsa İstanbul'a %1,5 üstü prim yazar. Bugünün defans bölgesi de 9.157 puan. Aslında 9.157 ve 9.307 arası belirsiz piyasa. 9.307'nin üstünde biz fiyatlamalar görürsek bugünü pozitif zaten %1,5 üstü kapanış yapacağız diyebiliriz. 9.307'nin üstü kalıcılık önemli diyelim. Viyop tarafında bugün 10.647'nin üstü long kalıcılık diyelim ekleyerek 10.489 short bölgeye geçiş alanı 10.489 ile 10.594 alanı testere piyasası olacak. Bu testereden korumak için de şu anda pozitif bölgeye long tarafa doğru bir geçiş barı alıyoruz. 10.594'ün üstündeki kalıcılık çok önemli olacak. Şu an üstündeyiz. İlk hedef 10.647, ikinci hedef de 10.699 olarak söyleyebiliriz. Long tarafa doğru 10.489'un altına geçmeden yapılacak olan short işlemler oldukça başarısız sonuçlar getirebilir.
Peki, bu durumda şunu merak ediyorum. 10.600 seviyesinde Viyop tarafında flat mi olmak lazım bu durumda? 10.640 10.610'dayız şu an. 10.610'dayız. 10.594'ün üstü pozitif long tarafa doğru geçtiğini gösterse de buranın fake atma noktası ve stop noktası 10.564 olur. Yani 594 üstüne çıktık kalmak gerekiyor. En azından hedef 1'e gitmek gerekiyor. Burada 10.647 puan olacak Viyop tarafındaki gün içi yol haritası diyelim. Ben uzun grafik şu anda yatırımcıların izlediği grafik onu da şöyle anlatayım. Bir kere bu yukarıdaki 11.235 üstüne çıkmadan ayı piyasasından kurtuluş yok diyelim. 11.235'in üstü burada ayı piyasasından tekrar çıktığımızı gösterir bize. Çünkü o sarı çizginin altında kaldığımız sürece düşüş burada tazelenerek devam edecektir diyebiliriz. Peki ne zaman short pozisyona geçersin İsmail Aslan Özyar olarak? Şimdi short pozisyonu ne zaman geçelim? Özellikle şu anda önemli bir pozisyon almayı tercih etmem. Evet Çünkü evet. Hı. buradaki Perşembe günü yapılacak olan oynaklık, yani ben şimdi burada el emeği göz nuru 40 tane işlem yapsam başarılı, Perşembe günkü oynaklıkta bunu geri veririm. Hı. O yüzden benim kazandığım 40 tane kısa da olsa işlem değerlidir. Oradaki volatiliteye onu yedirmem diyelim ve flat kalmayı ve piyasayı görmeyi, yani piyasanın oturmasını tercih ederim. Sonrasında işlem alırım diyelim. Evet, yo tamamen teknik anlamda sormuştum. Şurası kırılırken diye çok güzel açıkladın. Dediğin şey çok önemli. Oynaklığa çünkü insanlar para kazanmak için girip sonra 20 işlemde kazandığı parayı maalesef verebiliyorlar. Bu bugün de Amerika'da da olabilir mesela Nvidia bilançosuyla birlikte. Onu da hatırlatmış olalım. Böyle oynak olacak günlerde biraz temkinli olmak lazım. Peki böyle kritik bir seviyen var mı o zaman vadeli tarafta? Tek taşa geçiyorum. Şimdi vadeli taraftaki savrulma oranları son zamanlarda bir miktar yüksek. Ben spot tarafta orada 9.500 seviyesi üstünde geçtik kaldık pozisyon alırım. 9.500'ün üstüne geçtik tekrar altına indik stop yaparım. Hı. Orada da iki tane bu anlamda pozisyonumu harcarım. Ama 9.500'ün üstünde kalıcılık olursa da yukarıda %5, %6 oranında da primi burada kazanmış olurum diyelim. Peki bugün konuşacağımız hisse efendim Hektaş. Yılbaşı itibariyle maalesef de bir %51'lik kayıp var. Daha enflasyonu koymadım. Yani net de %51'lik düşüş var. Maalesef diyeceğim. Yani yılbaşından beri işte bir izlenimiz demiş Türkiye'de uzun vadeli olunmaz. Yani aslında her piyasada olunur da neyde uzun vadeli olacağınız, neyi nereden alıp neyi nereden satacağınıza da bağlı. Çünkü Hektaş da zamanında insanlara evler, arabalar aldırmış bir hisse de oldu işte. Yani kimin Hektaş'ı nerede alıp sattığına bağlı. Peki %51'lik değer kaybı bir karşıt yatırımcı olarak artık burada bir pozisyon açmak için teknik anlamda senin için makul müdür? Şimdi Ektaş tarafında minimumda 3.30'ları gördük. Burada bizim biliyorsunuz 2022'de birçok Almanya'nın döverler dediğimiz bir format vardı. Hektaş'ta bu rakam 3.15. Fakat 3.15 rakamına gelmedik henüz daha. Yani eğer 3.15 rakamına gelinirse eğer 1,5 yıl civarında bir orta vadeli yatırım için benim için uygun şartlar oluşmuş olacak. Yukarıdan sürekli alçalarak gelen yeşil sarı uzun vadeli zamansal ortalamalar çok aşağı doğru sıkıştırmış durumda. Yani burada net daha sağlam işlem yapayım. Ya 3.15'e gelirse 3.15 ama 3.15'e gelmezse 4.30'dan geçen o fiyatlamanın üstüne geçişte ben Ektaş'ta bu sıkışmanın artık böyle son demlerine geldiğini düşünüyorum. Orta vadeli yatırım için düşünüyorum Ektaş tarafını. 4.30 üstü daha güvenli olur. 3.15 tamamen defansif bir noktada satın alınmış olur diyelim. Ektaş tarafında yaklaşık 1,5 yıldır düzeltme süreci devam edip buradaki düzeltmenin son zamanlarını yaşıyor olabiliriz. Bu yüzden Hektaş'ta çok fazla içeride kalmış yatırımcılar var. Biz de geçmişte tabii ki bu şekilde ilk önce zaman kaybı ve para kaybı çok yaşadığımız yerler olmuştu. O yüzden burada
Hektaş'taki uzun ortalamaların da bu noktaya gelmesi, paradigmada da sıkışma modunu gördüğüm için paylaşma ihtiyacı hissettim. 3-15 almayan döverler seviyesidir Hektaş tarafında. Gelirse eğer, gelmezse 4-30 üstü kapanışlar Hektaş tarafında fiyatlamayı yavaş yavaş da olsa ilk önce 6 lira ile 7 lira arasına götürecektir. Sonrasında da trend koşullarına göre daha yukarıları hedefleyecektir diyelim. Peki sen geçelim biraz yurt dışı tarafına. Güçlü dolar temasının devam etmesini bekliyor musun? Trump seçildi seçileri dolar endeksi güçleniyor İsmail. Dolayısıyla bu uzun zamandır altınla arasındaki korelasyon da koptu gerçi ama 106.20'lerdeyiz. Şimdi sonuçta euro dolar paritesinde işlem yapanlar da var FX piyasasında. Şimdi ikisi arasında bir karşılaştırma yapacağız. Dolar endeksi için kritik rakamın var mı? Yukarı yönlü marş kaldı mı daha? Şimdi dolar endeksi grafiğinde çok müthiş kırılımlar gerçekleşti. Benim için özellikle 105-15 seviyesinin üstünde kaldığı sürece uptrade burada geçerli. Yani ben burada işlem alacak olursam yukarı doğru işlem almak için seviye kontrolü yapmayı daha doğru bulurum. 105-25 üstünde kaldığımız sürece de yani dolar endeksinde bir düşüş beklemek bence biraz negatif sonuçlar doğurabilir. 105-25 geçiş noktası önemli bir kırılım gerçekleştirmiş oldu. 105-25'te içeride olan long tarafa doğru geçmiş olan buradaki yatırımcıların özellikle kar al bölgesi 106.50 ve 108 seviyesi olacaktır. 105-25 üstünde kaldığı sürece de burada yukarı doğru momentumun daha avantajlı olacağını söyleyebiliriz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şu an için euro dolar paritesinde long pozisyon açmak için çok iştahlı olmamak lazım diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Euro dolar paritesinde de 1.0746'ların üstüne doğru geçiş önemli. Biop grafiğimiz gibi bizim. Hı hı. İlk sarı çizginin altına geçiyorsa bir enstrüman bir kere orada bir hem teknik tarafta hem de temel tarafta bir sorun vardır. Bu yüzden de 1.0746'nın altına geçtikten sonra zaten burada fiyatlama tam tabii dolar endeksinin 105.25'in üstüne çıktığı noktada euro dolar paritesinde 1.0746'nın altına doğru bir baskı alarak aşağı doğru satışları aldığını gördük. Yani burada çok macera aramamak lazım long tarafa doğru. Tabii ki başarılı olunabilir mi? Olunabilir ama sürdürülebilir mi buradan yapılacak olan alımlardaki başarı? Sürdürülemez. Yani bu bir şansla olur. 10 işlemin toplamına baksanız 8'inde ağır zarar görür yatırımcı buradan long yaparsa. 1.0746 önemli geçiş noktası üstüne çıkıp burada kalıcılık görmeden long tarafa doğru işlem yapmak oldukça zararlı pozisyonlar yaşatabilir. Evet efendim. İsmail, kısa bir araya gidelim mi? Biraz kripto paraları, altın ve gümüşü konuşmadan önce kısa bir araya gidelim. Kaldığımız yerden de çünkü çok fazla altın gümüş sorusu da var. Hiç merak etmeyin, altını, gümüşü, bitcoin'i, solana'yı, ripple'ı, kripto paraları da konuşacağız. Minik bir ara, sonra kaldığımız yerden burada devam ediyoruz efendim. Evet efendim, şimdi İsmail Aslan Özyar'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsmail, altın konuşalım ama şimdi bu arada Onur Bey izleyenlerimizden de 10 yıllıklarda yön ne olur demiş. 4.41'lerdeyiz ya, kritik. Bu arada işte dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte tahvil faizlerinde de yükseliş görüyoruz. Sen burada bu yükseliş devam eder diyor musun? Ons altını değerlendirirken böyle çok kısa bir 10 yıllıklarda yorum alırsak senin harika olur.
10 yıllıklarda görülen maksimum değerler oldu özellikle geçtiğimiz hafta başlayan. Genellikle Amerika seçimlerinden sonraki 100 günlük zaman diliminde zaten dolar endeksinin güçlendiğini görmüşüz. Buna çok fazla ben şaşırmıyorum açıkçası. Her ABD seçimlerinden sonraki ilk 100 gün içerisinde dolar güçlü olmuş. Sonrasında kar satışlarıyla gevşemiş. Bu arada Borsa İstanbul'da da görülen maksimum değer 9307 oldu. Üstüne çıkamadık ve bir miktar satış aldık diyelim. Evet, hatta eksiye geçti vadeli taraf. Evet. Şimdi o zaman hadi gel altına gidelim. Şöyle güzel bir soru gelmiş Serkan Bey'den. Altın mı borsa mı diye birini seçecek olsaydın? Direkt olarak borsayı tercih ederim. Borsada çok fazla fırsat var. Yani sizin çalışma prensiplerinize bağlı olarak burada çok fazla fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Trader sayısının ben umarım ülkemizde profesyonel anlamda sayısının artacağını. Çünkü burada bir bant piyasası var. Bu da senin bildiğim kadarıyla en sevdiğin piyasa. Yani belli bir bantta. 4 kere çevirdiğin zaman zaten hisse %30 gitmiş gibi oluyor. O yüzden bu bandı yatırımcılar, traderlar özellikle kullanmıyorlar. Yani o yönde hareket etmiyorlar. Aldıkları 5 TL'den aldıkları hissenin 10 lira 20 lira olmasını beklemeyi tercih ediyorlar. Aslında 5 lira ile 6 arasında 5 defa alım satım yapsalar zaten 10 lira olmuş oluyor. İşte buradaki bu bant piyasası işlemlerini bir miktar daha tabii finansal okuryazarlığı, teknik analiz bilgisi, temel analiz bilgisi, donanım ne kadar artarsa o kadar borsalardaki fırsatlar değerlendirilir diyelim. Herkese de başarılar dileyelim bu konuda. Peki gelelim altına. 2626 dolar civarındayız şu an altın tarafında. Dün tepki vardı yukarı yönlü, bugün de aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Biraz realizasyon görüyoruz ama kritik seviyen neresi? Şimdi ons altın tarafında 2760'dan beri short tarafta yer almayı tercih ediyorum. Özellikle 2590'a kadar çok hızlı bir burada düşüş gördük. Sonrasında bir fake hareketle 2538 görse de dün itibariyle 2640 civarına kadar yükselmişti. Şimdi tekrar 2627'deyiz. Grafikte işaretlenmiş önemli büyük orderların yani balinaların işlem yaptığı seviyeler var. 36 üstü ons altın kalamadı. Çok fazla kalıcılık gösteremiyor dünden beri. Ben burada yine negatif tarafta olmayı tercih ederim. 36 üstü bir miktar düşünmeye başlarım. Yukarıda 2656 bölgesi var. 2656'nın üstünde de altın, ons altınla ilgili görüşlerimi long tarafa doğru çevirmeye başlarım. 36 ve 56 önemli seviyeler. 36'nın üstünde kalamadığını görüyoruz. Eğer aşağıdaki sarı çizginin 2572'nin altına ons altın gelirse eğer çok sert bir düşüş burada oluşabilir. 2400-2350 ons noktasına kadar diyelim ons altın tarafında. Peki gümüşte o kritik seviyen neresi İsmail? 31-33 bugün görülen en yüksek rakam oldu. 31 doların altındayız mesela şu an. %1 kayıp var. Şimdi gümüş grafiğinde de paradigmada beyaz sapma bölgesi pembe aralığında özellikle beyaz tabii ki ana destek seviyesiydi. Hisse senedi veyahut da finansal piyasalarda bir enstrümanın beyazı kırması bir kere olumsuz karşılanır. Şimdi beyazın etrafı bir alım fırsatı oluşturulduğu söylenir. Fakat burada 31 dolar çevresinde özellikle 29.60 ve 31 dolar arasında bir düzeltme aldığımızı tepe bölgeden 34.80'lerden bu noktaya kadar geldik. Şimdi 31 doların altındayız. Ons altın ve gümüş tarafında negatif fiyatlamalar var. Aşağıda sentiment indikatörü var. Yani sentiment bir enstrümanın gücünü gösteren bir indikatör. 100 derecesinin altına doğru gelindiğinde zaten satışların arttığını görüyoruz. Şimdi tekrar dün itibariyle 90'lara yaklaşsak da şu anda sentiment gücü 75 oranında 100'ün üstünde olmalı ki gümüş tarafında 33-54, 35 ve 37'yi konuşabilelim. 100'ün üstüne çıkacağımız seviye de bizim
özellikle 31-70 civarı olacaktır. 31-70 üstüne çıkmadığı sürece gümüş tarafında satış baskısının ön plana çıkacağını ve yeniden özellikle 29 dolar 60 sentten geçen destek noktasının kırılımıyla birlikte sert bir düşüş alınabilir. Şu anda bizim bandımız 31.70 ve 29.60 arasında bir band. Burası da testere bandı diyelim. 29.60'ın altı ayıları burada devreye sokacaktır ve blok satışlar gelme ihtimali olacaktır. 31.70'in üstü de pozitif olacaktır. Ons altın tarafıyla kıyasladığımız zaman 2656'nın üstü ons için, gümüş için de 31.70'in üstü pozitif diyelim. Geçilmediği sürece de ons altın ve gümüş tarafında bu yıl yaşanan rallinin ters tarafa doğru döndüğünü ve destek noktalarına doğru satışlar geleceğini söyleyebiliriz. Evet, gelelim şimdi Bitcoin'e. Artık buna parabolik mi diyorsun ya da senin bu long breakout mu diyorsun? Yani hani sınır tanımayan, fiyatlanmamış bölgelerde hızla yukarı yönlü hareketini sürdüren bir enstrüman. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Kar üstünde oturmak da zor çünkü. Şimdi kar üstünde oturmak çok zor. Ya psikolojik olarak zor. Aslında biz zorlaştırıyoruz yani. Önceki düşüşlerde yaşamış olduğumuz psikolojik korkuları geride bırakmadığımız için kârda oturamıyoruz bu arada. Yani bunun için çok sayıda işlem yerine Bitcoin'de tabii Trump'ın seçimiyle birlikte, özellikle Elon Musk'la birlikte 69 bin üstü kalıcılıkla başlayan 72.900'de momentum kazanan 72.900 long breakout seviyesiydi. Ve sonrasında da trend başladı. Trend pembenin üstünde devam ediyor. Şimdi pembe trend çizgisi 84 bine kadar gelmiş durumda. R1'e takılıyoruz sürekli Bitcoin tarafında. Fakat aşağıdaki sentiment gücüne baktığımız zaman hiç korkmaya gerek var mı? Yani bence yok. 400 değerinde bir güce sahip. Yani burada 100'ün üstü momentum ve sentiment tarafında güçlü trend olgusu demekti. 100 sonrasında da geçiş noktası çok kıymetli, çok böyle her zaman denk gelmediğimiz 300 kırılımındaki long breakout'u da aşmış durumdayız. Şimdi Bitcoin tarafında özellikle 89 bin ve 92 bin arasında çok fazla testere oluşumu oldu. 4-5 gün sürdü. Bu kırılımı özellikle dün akşam saatlerinde 92 binin üstünde kalıcılık sergileyerek yine R1 bölgesindeyiz. 93.900'ler. Bu bölgeden yukarı doğru ayrılırsak eğer biz orta saha bölgesine doğru çok net, çok sert bir yükseliş alabiliriz. Bunun için yön net bir şekilde yukarı. Short işlem burada denenmemesi gerektiği konuda ben zaten tweet atmıştım. Çünkü sentiment gücü gerçekten çok güçlü. Bunun için yukarıda 106 bin, 114 bin aralığı burada hedeflenebilir. Eğer geri çekilmeler olursa bunu ben alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Şu iki seviyede 84.900 ve 79.200 seviyelerine herhangi bir geri çekilme olursa bu net bir alım fırsatı olacaktır. 79.000'in altı bir miktar momentumu bozabilir. Fakat bu anlamda bu kadar güçlü bir enstrümanın short işlem uygulanmaması ve kârda oturulması gerekir. Pozisyon çünkü burada ya 69.000'den alınmıştır ya da 73.000'den pozisyon alınmıştır. İlk giriş seviyesi aldığımız yer avantajlı olduğu için burada çok rahat bir şekilde bu sentiment gücüyle Bitcoin tarafında 106-114.000 aralığı hedeflenmelidir bana kalırsa. Bunun için de o bölgede yani 114.000'e gidersek ne olur? BTC dominansı bir kere 70 olur. Çünkü BTC dominansının 70 olması bana göre gerekiyor bu trendde. Sonrasında da BTC dominansı 70 olduğunda altcoin'lerde inanılmaz bir rally başlayacağını düşünüyorum ben coin tarafında. Peki çok yükseldi diye aman böyle trendde olan enstrümanlarda gidip short yapmayın diyorsun. Ripple'ı konuşalım. 50 centten 1 dolara soluksuz %100 %100 dolar bazlı getiriden bahsediyorum. Soluksuz.
Tabii çok sert bir yükseliş oldu. Bunda sentiment derecesinde ben gerçekten çok uzun yıllardır bakıyorum bu sentimente. 900 gücüne kadar yükseldi. Yani 100'ün üstünden bahsediyorduk az önce. Ripple tarafında 900'e kadar geldikten sonra paradigmanın özellikle turkuazına yaklaştık. Turkuaza yaklaştıktan sonra da bir miktar burada konsolidasyon kar satışlarını görmeye başladık. Fakat çok geri geldik mi? Gelmedik. Sentiment gücü halen daha burada 500'lerin üzerinde yer alıyor. Ripple tarafında 1.44, yukarıda 1.47 ve bir üst bölgede de 2 dolar hedefi var. Bu kadar güçlü bir başlangıcın. Yani ben normal olarak bakıyorum. Tabii ki burada riskleri de anlatmak gerekiyor. Ama 50 sentten 1.40'lara kadar yükselmiş bir enstrümanda buradan pozisyon almak bir miktar riskli olabilir mi? Olabilir. Orta saha bölgesine mesela 97 sent civarına kadar bir satış alsak burada orası bence order blok olacaktır. Yani büyük oyuncuların, bankaların alım yapmayı hatta alım eklemeyi tercih edecekleri nokta 97 sent olacaktır. Eğer o bölgeye doğru bir geri çekilme olursa bu bir fırsat olarak bence değerlendirilmeli. 97 sentin altında özellikle 2 günlük kapanışlar alınırsa buradaki işleme de bir stop loss teorisi, stratejisi uygulamak gerekse de burada çok güçlü bir trend var ve bu trendin turkuazın üstündeki 2 dolar da aslında bitmesi geçmiş backtest uygulamalarında bu trend gücüyle birlikte ölçümlenmiştir. O yüzden ben 97 sente gevşerse eğer alım fırsatı olarak değerlendirileceğini, 97 sentin altında fazla kalıcılık oluşursa burada bir stop uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Fakat özellikle yukarıda 2 dolar ve üzerinin burada hedef olabileceğini de söyleyelim. Çok güçlü bir grafik gerçekten. Özellikle Bitcoin, coin yani altcoin ne ararsanız en güçlü şu anda coinlerden bir tanesi Ripple tarafı diyebiliriz. Peki İsmail, şimdi Solana'ya geçelim. Bir kısa Solana yorumu alacağım ama bir izleyenimiz de demiş ki kripto paraları takip ederken en uygun zaman aralığı nedir? Saatlik mi, 4 saatlik mi, günlük mü? İsmail Bey hangi periyotta bakıyor diye sormuş. Şimdi çok zor bir soru biliyorsun bu sorunun bir doğru bir cevabı yok. Yok tabii. O doğru cevap kişinin kendi karakterik yapısında ne beklediğine bağlı. Yani 5 dakikalıklarda işlem yapıyorsa zaten kazandığı para varsa da geri verir diyelim. Çok zordur. Yani zaman birimini ne kadar kısaya alırsak yani anı yakalamak bir borsacı için gerçekten nirvana seviyesi. Bu yüzden o anı yakalamak çok zor olduğu için burada özellikle büyük trendleri tercih ederek günlük grafik, seanslık grafik ben genelde günlük ve seansların altına inmeyi tercih etmiyorum. Bunun için de ben seanslık ve üstü bakılarak daha uzun, daha minimal pozisyonlar, daha uzun karlar tercih edilmesi daha doğrudur. Peki o zaman gel istersen kapanışı Solana ile yapalım. 235 hatta 236 dolarda şu an 240 doların üzerinden hafif bir satış aldı. Şimdi Solana tarafında da özellikle tabii çok iyi trend oldu mu? Evet, bence oldu. 331 sentiment gücünde. Yine Bitcoin tarafıyla aynı grafiği, aynı başarıyı göstermiş bir enstrüman. Yukarıda orta saha bölgesinde çok önemli direnç bölgeleri 280 dolara kadar burada bir yükseliş görülebilir. Orta sahalar çok zor geçilir. Bir miktar daha böyle büyük enstrümanların için geçerli. Mesela Ripple daha alt kategoride olduğu için bir üst segmentte yer alıyor. Bu anlamda özellikle 247 dolardan geçen bir ton demark sayımı var Solana tarafında. 248 gördük maksimumda rekor. 247'nin özellikle üstüne geçiş çok önemli olacak Solana tarafında. 247 geçilmediği sürece de bir alt bantta 227 ve 205 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir. İsmail çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık verdiğin değerli Ben bilgiler teşekkür için ederim. güzel bir seans olsun sana da. Evet efendim buradan Midas Araştırma Analisti Zülal Metin Hacıpaşoğlu'na dönelim. Zülal günaydın, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Peren Hanım, günaydın.
Günaydın. Evet, hadi içeriden dışarıya doğru gidelim. Tabii bugün Amerika'da Nvidia'nın bilançosunu alacağız. Yürekler ağızda çünkü eşittir Nasdaq oldu ama önce içeriyle başlayacak olursak az önce sevgili İsmail ile değerlendirdik teknik görüntüyü. Borsa İstanbul'a dün gelen satış biraz moralleri bozdu. Yeniden çünkü 250 günlük ortalamaların altında kapanış aldık. %1,73'lük kaybın ardından bugün bir tepki üretmeye çalışıyor. Biraz daha dalgalı bir seyir var. Yarın da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Sen şu an Borsa İstanbul'daki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsun peki? Dün satış görmeden hemen önce 9320 yani bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece aslında yükselişe doğru hareketler daha da artabilir. Burası güvenli bölge diye yorumluyorduk. Fakat sonrasında bu seviyenin altına düştük. Zaten onun öncesinde 9500 seviyesinden yani 100 günlük ortalamadan aldığımız bir satış baskısı da vardı genel anlamda. Dolayısıyla bu düşüşün sebeplerine bakmak gerekiyor. Zaten borsamızın kırılgan olduğunu çok kez sizinle de konuştuk. Yani hani herhangi bir jeopolitik riski anında fiyatlıyoruz. Dün de ne yazık ki bu Rusya-Ukrayna arasındaki bu uzun menzilli Amerika füzelerinin durumu aslında borsada da satışlara sebep oldu. Özellikle Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı'nın 3. Dünya Savaşı olabilir gibi ifadeleri buradaki satışları tetikledi. Fakat neyse ki diyelim saldırının can kaybına sebep olmaması ve işte Rusya'nın da sonrasında çok gerginliği artıracak açıklamalar yapmaması daha doğrusu. Bir başka cepheden İran tarafındaki o gelişmelerin bir tık daha olumlu olması, işte uranyuma ilişkin durdurması, üretimi durduracağını söylemesi vesaire. Bu taraftaki jeopolitik riskler bir tık daha sakinledi ve tekrardan bir şu an toparlanmaya çalışıyor borsa gördüğümüz kadarıyla. Biz bu hafta özellikle ana beklediğimiz şey tabii ki bu jeopolitik gündem çok beklediğimiz bir şey değildi ama bu etkiledi haliyle. Bizim ana beklentimiz Perşembe günü yani yarınki faiz kararı olacak. Herhangi bir değişiklik beklemiyoruz bu faiz kararında ama bu faiz kararı ile birlikte açıklamalarda, alt metinlerde bazı ipuçlarını arıyor olacak gözümüz. Çünkü bir önceki enflasyon raporu toplantısında Sayın Karahan'ın bazı açıklamaları vardı. Ona sorulan faiz indirimi bu yıl içinde gelir mi sorusuna yani faiz indirimi gelse bile biz sıkı durmaya devam edeceğiz gibi bir açıklaması vardı. Bu da piyasa tarafından faiz indirimi bu yıl içinde gelebilir algısı oluşmuştu daha doğrusu. Dolayısıyla en azından hani aralıkta bir faiz görebilecek miyiz? Bunu anlamaya daha çok çalışacağız. Kurumların da bu tarafta yine beklentileri var. Bununla ilgili de bir tablo iletmiştim zaten ne zaman başlayacağına yönelik. Hani aralıkta başlamasını bekleyen bazı kurumlar var. Barclays gibi, Bank of America gibi, Deutsche Bank gibi, ING Bank gibi. Ama ocağa kalır, 2025'e kalır diyenler var. İşte HSBC bunlardan biri, JP Morgan yine bunlardan biri, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Bir de daha da karamsar olup hani Mart 2025'te başlayabilecek olduğunu söyleyen S&P Global Ratings var. Genel anlamda piyasa şu anda aslında bir katalizör arıyor ve bu katalizör faiz indirimi olabilecek mi? Biz yarınki faiz kararı sonrası durumda aslında bu nabzı ölçmeye çalışacağız. Peki bununla birlikte gel istersen yurt dışına gidelim. Şimdi Trump tarafında Trump'dan sonra bir rally gördük. Gördük ama artık biraz kabineyi de takip edeceğiz. Ve hatta CNN International'da geçtiği habere göre kabine bugün açıklanabilir diyor. İşte Ticaret Bakanı hakkında söylemler var. Hazine Bakanı hakkında söylemler var. Dolayısıyla işte Powell'ın açıklamalarına gireceğiz. Ama en önemlisi tabii ki Nvidia. Onu da birazdan değiniyor oluruz ama Trump rallisi bitti mi yoksa devam eder mi? Katalizörlerimiz var mı şu an? Şöyle ABD borsaları tarafında hız kestiğini görüyoruz yani ama ne oldu da hız kesti buna bakmamız gerekiyor. İşin kripto varlıklar tarafı çok daha farklı. Az önce İsmail Bey'le de konuştunuz. Orada rally hız kesmiyor. Orayı detaylandırırız zaten. Beklentiler inanılmaz. Ama ABD borsaları tarafında özellikle de geçtiğimiz hafta Perşembe günü Powell'ın bazı açıklamaları oldu. Ekonominin güçlü performans gösterdiğini ama faiz indirimleri konusunda aceleci davranmaları gerekmediğini söyledi Powell. Yani dedi ki hala benim elim de böyle bir koz var bakın ben hala burayı yönlendirebilirim. O kadar da ümitlenmeyin gibi bir aba altından sopa gösterdi açıkçası ve bunun üzerine de özellikle S&P 500 haftayı %2 kayıpla Nasdaq'ta da Nasdaq yüzde de düşüş %3,2'ye ulaştı. Genel olarak bu düşüşte S&P'de sağlık, teknoloji ve ham madde sektörünün sert kayıpları olduğunu görüyoruz. Ona kıyasla finans, enerji ve altyapının pozitif ayrıştığını görüyoruz. Zaten finans sektörü genel olarak sektördeki
büyük kurumların da yıl sonuna kadar özellikle iyi performans göstermesini beklediği bir sektördü. Bunu da özellikle vurgulayayım. Burada sizinle daha önce çok kez şeyi konuşmuştuk. Yani Trump kazanırsa ne olur, Harris kazanırsa ne olur? Hep şey demiştik. Yani sektörel bunun ayrışmalarını göreceğiz. Trump'ın kazanırsa mesela her hamlesi farklı bir sektörü farklı açıdan etkileyebilir. Misal geçtiğimiz hafta özellikle ilaç sektörüyle ilgili, yani sağlık sektörüyle ilgili hamlesi ve Sağlık Bakanlığı'nın başına aşı karşıtı Robert Kennedy Jr.'ın seçmesi, aday göstermesi sağlık sektöründeki hisse senetlerine sert satışlara yol açtı. Yani bunu her aşamada görüyoruz. Yani Trump bir şey yapıyor ve bu şeyin bir sonucunu bir varlık üzerinde ne yazık ki yaşıyoruz. Olumlu da yaşayabiliyoruz, olumsuz da yaşayabiliyoruz. Ne yazık ki derken olumlu yaşadığımız varlıklar da var. Hakkını yemeyeyim. Onun dışında mesela Tesla'da pazartesi günü ciddi bir alım gördük. Neden? Hı hı. Tamamen sürücüsüz araçlar için federal bir çerçeveyi Ulaştırma Bakanlığı'nın önceliklendirmesini gündeme aldıklarını söylediler. Bu direkt Tesla'nın otonom sürüşle ilgili yaptığı çalışmaların önemli bir etkisi olabilecek bir haber. Dolayısıyla Tesla'da bir yükseliş gördük. Bu haftanın özelinde en önemli konu az önce sizin de belirttiğiniz gibi yani 3.44 trilyon dolarlık piyasa değeriyle aslında piyasanın en değerli şirketi konumundaki Nvidia'nın bilançosu olacak. Ve bu bilanço sadece ABD borsalarını etkilemeyecek. Sadece teknoloji hisselerinde, yapay zeka yarı iletken hisselerinde biz bunun etkisini görmeyeceğiz. Aynı zamanda kripto varlıklarda da bunun etkisini çok yakından takip edeceğiz. Çünkü birçok altcoin zaten Nvidia'daki hareketle, yapay zekadaki hı hı. gidişatla hareket ediyor. Zaten şu anda da ekranlarımızda bir tablo var. Bu geçtiğimiz gün için hazırlanan bir tabloydu. Render gibi, işte Near gibi, FET gibi pek çok altcoin buradaki hareketten etkilenecek. Bunu bekliyoruz. Eğer Nvidia olumlu bir bilanço açıklarsa olumlu etkilenecek. Burada az önce İsmail Bey özellikle şeyi söylemişti. Bitcoin dominansı genelde 70'e vardığında altcoin'lere bir kayış olabilir demişti. Ben çok katılıyorum tabii ki İsmail Bey'e ve genelde de tarihsel çıktılar bize bunu gösteriyor. Sadece bu sefer bence karakterize olarak altcoin'lerde farklı bir durum da var. Yani işte mesela bu Nvidia bilançosundan olumlu etkilenebilirler ya da olumsuz etkilenebilirler yapay zeka altcoin'leri. Ya da meme coin'ler herhangi bir işte Doge açıklaması, Musk'ın herhangi bir açıklaması, Trump'ın herhangi bir hamlesinden önden fiyatlanabiliyor. Keza öyle oldu. Ve özellikle de ben bu tarafta yani en önemli olan hamlenin Gensler'ın istifa etmesi hamlesi eğer istifa ederse olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir durum gerçekleşirse altcoin'ler de yani Bitcoin dominansının 70 olmasını dahi beklemeden yükselişe geçebilir. Bunu da özellikle yakından takip edeceğim. Nvidia tarafına özellikle bir değinmek istiyorum. O tarafta ne bekliyoruz bilançodan? Zaten Nvidia bilançosu hani sizinle hep konuşuyoruz. Genelde yatırımcısını mutlu eden sonuçlar veren bilanço olur. Yani öncesinde biz analistler ya şurada bir düşüş bekliyoruz desek bile son 8 çeyrekte baktığımızda hani beklentilerin üzerinde bir sürprizle karşılık vermiş Nvidia bilançosu ve bilanço sonrasında genelde bir yükseliş görmüşüz. Üçüncü çeyrek gelirlerinin %82,8 civarında artarak 33,13 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu iyi bir seviye fakat buradaki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Son 6 çeyrek içindeki en yavaş büyüme olması bekleniyor mesela bu büyümenin. Dolayısıyla analistler buraya bir hep parantez açarak burayı değerlendiriyor. Yani Zülal aslında çeyrekte beklentilere paralel bile gelse bir kar realizasyonuna gidebilir anlamında diyorsun değil mi piyasa? Aa iyi geldi illa yukarı yönlü kopacak değil de yani önden zaten bunu satın aldığı için bir kar realizasyonu riski de var diye okuyalım mı o zaman? Kesinlikle risk masada çünkü önceki 5 çeyrekte şirketin gelirleri en az 2 kat artış göstermiş. Yani ama şu an sürdürülebilir de değil işte sorun orada bu tabii, şekilde yani bir sonu olacak. Büyüme yavaşlayabilir ama ne yazık ki yani şunu da mutlaka belirtmem gerekiyor. Her ne kadar durum böyle olsa da yani hani şirket AI pazarına baktığımızda %80'lik bir payı var yapay zeka evet. pazarında Nvidia'nın. Dolayısıyla çok baskın. Buradaki her hamlesi çok önemli. Çiplerini programlamak için kullandığı CUDA yazılımıyla ilgili detaylar çok önemli. Pazar hakimiyeti büyüyecek mi? Bu taraftaki yapay zeka tarafındaki yatırımları ve maliyetleri, özellikle maliyetleri de çok önemli. Çünkü bu şirketin karlılığını etkileyebilir. Bunların takip edilmesi gerekiyor. Blackwell çiplerinin başarısı ve şirketin AI pazarındaki bu hakimiyeti
hakimiyetini nasıl etkilediği bu bilekler çiplerinin çok kıymetli. Bunun da dışında en kritik konulardan biri, yani zaten tabii ki yapay zeka, bilekler çipleri, bunların hepsi zaten tabii ki bilançoyu etkileyecek ama ana açıklamalardan biri, takip edilmesi gereken açıklamalardan biri de Nvidia'nın son çeyrek cirosunun %30'unu oluşturan Çin ve Tayvan pazarındaki durumunun ne olacağı ve Trump'ın başkanlığında bu durumla birlikte ticaret savaşlarının tekrardan gündeme gelmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı. Çünkü bunlar eminim ki yani bilanço nasıl gelirse gelsin bu açıklamalar harekete etkileyecektir diye düşünüyorum. Peki burada kripto paralarda özellikle bu Bitcoin'deki Trump'ın dominasyonunu konuşalım. Şimdi Bitcoin'in kripto paralardaki dominasyonunu değil de tam olarak bunu yaşıyoruz. Peki bu sürdürülebilir mi aslında? Bunu merak ediyorum. Net bir şekilde kripto paralara destek vereceğini, kripto borsası satın alabileceğini, Amerika'yı kripto para üssü yapabileceğini, stratejik rezervlerde kullanabileceğini. Şimdi öyle cümleler sarf etti ki yeni bir döngü başlıyor diye okuyoruz. Fiyatlama da bunu gösteriyor zaten. Peki yani burada bir realizasyon beklentisi var mı? 100 bin dolar psikolojik bir seviye, çok yakınız oraya. Hareketler o kadar sert ki bir saat sonra bile görebiliriz. Yani bu bizi şaşırtmaz. Ben biraz Trump'ın etkisi ve Bitcoin'in şu an bu boğasının sadece Trump etkisiyle mi devam edip etmeyeceğini düşünüyorum. Tabii burada ETF'lere de 2-3 haftadır bakıyoruz, para girişi var. Ama özellikle bu ETF'ler üzerindeki opsiyonlar mesela ne diyor gelecek için? O detaylarını da bir üzerinden geçelim mi birlikte? Tabii yani 100 bin dolar zaten psikolojik bir sınır artık. Yani hani bunu Trump'ın anketlerde öne çıkmasıyla birlikte fiyatlamaya başladı piyasa. Şu an artık 100 bin dolara zaten ulaşmasını çok net bir şekilde bekliyor. Hatta işte BlackRock ETF'nin dün bu ETF'e dayalı opsiyonları listelendi. Bu opsiyonların detayına baktığımızda şimdiye kadar özellikle ETF üzerinde opsiyon hacmi birkaç yüz milyon dolara ulaştı. Yani bu çok yüksek bir oran. İşlem hacmine göre sözleşmelerin sıralamasına baktığımızda neredeyse tamamının alım opsiyonları olduğunu, yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki bu da piyasanın oldukça iyimser olduğunu gösteriyor. Hatta özellikle 20 Aralık vadeli bir opsiyon var, C100 opsiyonu. Bu çok dikkat çekiyor. Bitcoin fiyatının önümüzdeki bir ay içinde iki katına çıkabileceğini özellikle fiyatlıyor. Dolayısıyla buradaki 100 bin dolar hedefi psikolojik bir hedef ama yani bunun çok çok daha üstünü fiyatlayan çok fazla insan var ve bu tarafta bir boğa döneminin, boğa döngüsünün başladığı düşünülüyor. Açıkçası benim de hani bakış açıma buradan baktığımda sadece Trump değil, Trump'ın buna çok büyük bir etkisi var. Az önce bahsettiğim opsiyon bu arada. Hatta yeşille belirttiğim yer bu 20 Aralık diye bahsettiğim. Yani Trump'ın bunda çok büyük bir etkisi var bence Perihan Hanım. Yani bunların hiçbiri lafta kalmadı. Dediklerini peyderpey yapmaya başladı. Dün mesela baktı almayı düşündüğünü söyledi. Bu açıklama geldi. İşte bir departman, verimlilik departmanı kuruyor. Adına Dogecoin'e gönderme yapıyor. Başına maske atıyor. Dolayısıyla hep böyle kripto sektörüyle, kripto ekosistemiyle ilişkili bir hamle içerisinde zaten Trump baktığımızda. Bunların mutlaka yani bu gidişata katkısı olduğunu düşünüyorum. Hakeza SEC Başkanı Gensler görevden alacağını söylemişti. Henüz göreve gelmedi biliyorsunuz. Ocak ayında göreve gelecek. Gensler'ın o göreve gelmeden istifa etmesi de zaten şu an bekleniyor. Bu istifanın olması durumunda da az önce belirttiğim gibi özellikle altcoin'lerde çok ciddi yükselişler görebiliriz. Ama yani burayı sadece Trump etkisiyle mi okumak lazım? Bence hayır. Çünkü hani baktığımızda makro görünüm zaten aslında kripto varlıklarda bir yükselişi destekliyordu. Yani faiz indirimlerinin başlaması, yarılanmanın gerçekleşmiş olması ki tarih bize yarılanma sonrasındaki ilk yılda böyle genel bir yükselişi gösterir. Daha önceki yükselişlerde de bunu görmüştük. ETF onaylarının gelmesi, ETF onaylarıyla birlikte o kurumsal kabulün yaşanması ve o kurumsal kabulle birlikte aslında hem Bitcoin hem Ethereum ETF'lerine çok ciddi para girişlerinin yaşanması. Ekranda gördüğümüz de yine bir ETF. Yani buradaki kurumsal kabul onaylandı ama sadece resmi bir onayla kalmadı yani. Gerçekten yatırımcı da buraya bir ilgi, bir teveccüh gösterdi ve yatırımlarına devam ediyor. Kurumsal anlamda yine MicroStrategy gibi şirketlerin Bitcoin alımlarına devam etmesi, hatta 21'e 21 planı var. O tarafta çok ciddi bir Bitcoin alımı söz konusu. Sailor'ın da etkisi olduğunu düşünüyorum ben Bitcoin'deki yükselişe. Dolayısıyla tamamen aslında her şeyin birbirini desteklediği bir boğa döngüsü içerisindeyiz şu anda. Hal böyle de olunca
hani gidişatın daha da ilerlemesi çok normal. E tabii ki 100 bin dolar psikolojik bir sınır ve burada satıcı olarak da bekleyecek çok fazla yatırımcı olacaktır. E buradan bir satış da göreceğiz yani birden daha yüksek seviyelere kesintisiz yükselmeyecektir Bitcoin. Ama 100 bin doları da açtıktan sonra yukarının yani yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyorum ben doğrusu. Zülay çok teşekkür ediyorum. Verdiğin değerli bilgiler için iyi çalışmalar diliyorum sana da. Evet efendim şimdi kısa bir araya gideceğiz ama benim ricam kağıtları kalemleri hazırlayın. Bu hafta en çok sorduğun sektörlerden birisi enerji sektörü oldu. Ama enerji sektörü içerisinde de peki hangi hisseleri seçeceğiz, hangileri ucuz diye sordunuz. Geçen haftadan sözümüz vardı. Birazdan Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan hocamız bizlerle enerji sektörü ucuz mu? Temel verilerle hangi sektördeki hisseler ucuz? Tek tek üzerinden geçeceğiz. O yüzden kağıtlar kalemler hazırsa kısa bir araya gidiyorum. Sonra buradayız. Evet efendim Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan hocamız şimdi bizlerle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Perihan Hanım. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sizlere de çalışmanız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hocamdan rica ettim, beni kırmadı. Geçtiğimiz hafta özellikle Borsa İstanbul'da ucuz kalmış sektörleri ve bunların hesaplama yöntemlerini konuşmuştuk. Bu hafta dedik ki izleyenlerden ne çok geliyorsa sektör sorusu ona değinelim dedik. Hocam bu hafta da enerji sektörü malumunuz hareketliydi. Çok da fazla soru geldi. Hatta biz de bu hafta şunu konuştuk. Ya tamam sektör hareketli. De şimdi bunun içerisinde farklı farklı hisseler ve farklı farklı bu hisselerin çalışma alanları var diye. Şimdi farklı hesaplama yöntemleriyle hem sektörü değerlendireceğiz hem de sektörün içerisinden birçok hisse seçmişsiniz. Ellerinize sağlık. Ucuz kalanlar, pahalı olanlar neler? Hadi onları konuşalım o zaman. Çok teşekkür ederim Perihan Hanım. İsterseniz önce yayına da göndermiştim. Şeyi konuşalım. Sektörü ikiye ayırmak gerekiyor öncelikle. Hı hı. Bir elektrik malzemeleri satan firmalarımız var. Özellikle kablo ve teknoloji firmalarımız ya da işte elektrik depolama ile ilgili akü ve benzeri satan firmalarımız var. Bunlarla ilgili ikiye ayırmak lazım. Bir de gerçekten enerji üretimi yapan firmalarımız var. Bunları değerlendirirken, yani bir sektörü değerlendirirken Perihan Hanım şöyle yapmak lazım. Yani bunlar ayrı bir blok. Enerji üreten, elektrik üretenler ayrı bir blok almak lazım. Hepsini birlikte aldığımız zaman aslında elma ile armutu bir yerde almış oluyoruz ama hepsi enerji diye geçiyor. Şimdi buradan özellikle hemen şu şeye bakmak istiyorum. Genel bir oranları verdim. 2008'e kadar, 2008'den 2023'e kadar yıllık oranlar. Burada hemen mesela burada tabii ki Astor ortalama fabrik marjıyla 11.1'in üzerinde o geçmiş yıllarda %27'lik 27.5'luk FAVÖK marjıyla dikkat çekiyor. Yine Siven Enerji orada dikkat çeken. Hemen arkasından 20.5'ta Europower ve Ulus Elektrik'te yine 16.1 ile ortalamanın üstünde yine Alfa Solar dikkatimizi çekiyor. Tabii burada Perihan Hanım özellikle net kar marjları hani devamlı takip edildiği için aşağı doğru indiğimizde ve özellikle borçlanma oranları da bu sektörlerde çok önemli. Özellikle hem elektrik malzemelerinde hem de enerji üretiminde borçlanma oranlarına bakmak gerekiyor. Buradan biz baktığımızda da şöyle yine ortalama fiyat kazanç oranına bakacak olursak yine bu yıllar içerisinde biraz sonra bunun 3 aylık gelişimi de var. Hemen ekranda olacak çalışmamızın içerisinde. Ortalama borç kaynak oranına baktığımızda yine buradan dikkat çekici Smart'ın ciddi bir borçlulukla geldiğini görüyoruz. %83-84'e yakını bir borçlulukla geldiğini görüyoruz ve %60 burada özellikle Smart teknolojileri
dikkatimizi çekiyor borçluda. Yani takip edilmesi gerekiyor bu borçluluğun. Hemen arkasından Perihan Hanım, ortalama FAVÖT'leri incelediğimiz slaytımız var. İkinci slaytımızda. Burada yine Alfa, Solar, Alves hepsini yıllar itibariyle inceledikçe özellikle mesela FAVÖT marjı 9.4'lerden yine Alves kablonun 14.1 2004'ün birinci çeyreğinde ilk 3 aylık raporda ikinci çeyrekte 16.8 ve 17.7 ile Alves kablo dikkati çekiyor Perihan Hanım. Burada 3'er aylık FAVÖK marjlarında yine tabii Astor, Siven Enerji'de bir özellikle ikinci çeyrekte bir FAVÖK marjında düşüş olmuş ama daha sonra 3. çeyrekte o toplamış. Yine Emkar Elektrik %9'luk bir marj şeyde 13.5'luk bir 3 takip edilmesi lazım. Europower'da yine ortalamaya yakın, yıllık ortalamasına yakın seyrediyor. Gersan Elektrik'te bir son 2 dönemde bir toplanma var. 24'ün 6. 2. çeyreğiyle 3. çeyreğinde bir toplanma görüyoruz FAVÖK marjında. Yine tabii Sayas. Burada say yenilenebilir elektrik enerji üretilen malzemeleri üretilen say yenilenebilirde de ciddi anlamda bir 3 aylıklarda FAVÖK marjlarında bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Ulus Elektrik 16.1 ortalamadan Perihan'ın eksi yani FAVÖK marjlarında eksi faaliyetten para kazanamıyor görünüyor. Yine bu eksiden de maalesef 24'ün 3. ayında kurtulamamış. Yine hemen yanında da net karları görüyoruz. Burada dikkatinizi çekiyor net karlarda elektrik malzemelerinde de. Burada yine özellikle yine Astor'un, Siven'in başını çektiği görüyoruz bu net kar büyümelerinde ve net kar artışlarında. Özellikle Astor'un 3. çeyrekte %34'lük bir ortalama net kar marjı yakalaması yine dikkat çekici olarak karşımıza çıkıyor. Ulus Elektrik'te yine aşağıda bir toplamış büyük bir ihtimalle finansal faaliyetlerden gelirler olabilir burada. Hemen arkasından da Perihan Hanım biraz da böyle hızlı anlatıyorum aslında tüm bireysel yatırımcılarımız da tüm bu unsurları görebilir. Hemen fiyat kazanç oranları ve piyasa değeri defter değeri oranlarına bakmak lazım. Burada neler olmuş, nasıl bir gelişme olmuş diye. Tabii burada yine Alfa Solar'ın 23 ortalaması yıllıktan sonra 53 katlık bir kazancın 53 katı kadar bir fiyat kazanç ortalama 34 3. çeyrekte. Yine son 3. çeyrekte 43'lük bir katla her ne kadar sektör düşük olsa da kazançların düşmesinden dolayı ve fiyatların bir şekilde değerli olmasından dolayı bu şeylerin yukarıda olduğunu görüyoruz. Yine Astor fiyat kazanç oranında biraz eski ortalaması 23'lük 2023 ortalamasının gerisinde kalmış gibi görünüyor. Ama onu biraz sonra şeyde de konuşacağız. En son İNA'da da konuşacağız. Yine Siven Enerji'de son özellikle 3. çeyrekte ki 135'lik fiyat kazanç oranı üzerinde dikkat çekiyor. Say yenilenebilir enerji üretiminde yine 1614'lük katsayılıkla özellikle ikinci çeyrekte bir hareket yaşanmış. Buradan takip etmekte fayda var. Yine piyasa değeri, defter değerlerine son baktığımızda yine ortalamanın üstünde kalan bir ortalamaya yakın kalan bir Astor'u görüyoruz. Son çeyrek itibariyle 2024'ün 3. çeyreğe itibariyle yine ortalamanın üstünde kalan Primesan kablo. Orada bir hareket görüyoruz piyasa değeri, defter değeri gelişiminde. Yine Smart Gain'de piyasa değeri, defter değerinde bir düşüş ortalamasında olduğunu görüyoruz. Burada hemen ortalama borç kaynak oranları da incelendiğinde yani borçlulukları incelendiğinde firmaların özellikle 2024'ün 9'unu aldım ben son 3. çeyrek verilerini aldığımızda toplam elektrik malzemelerinde %54.2'lik bir ortalama var ama yine smart bir düşüş eğiliminde yıllar itibariyle baktığımızda son çeyreği incelediğimizde ama ortalamanın üstünde yine Gersan Elektrik ortalamanın üstünde ve bakın Gersan'da bir borçlanma artışı olduğunu
görüyoruz. Takip edilmesi gerekiyor oranında. Yine Ekos'ta bir düşüş. Siven Elektrik'te bir 5 puanlık yükseliş görüyoruz. Ortalama borçların kaynak oranı toplam kaynaklar içine baktığında. Astor borçlarını 34.7 bir puan düşürmüş ama ortalamanın altında. Yine Alfa Solar'da 2,5 yaklaşık 2.4 puanlık bir artış fakat sektörün altında kalıyor. Burada hemen bir şey söylemek istiyorum izninizle. Tabii hocam. Perihan Hanım, burada tabii bu sektörler biliyorsunuz özellikle kablo üretiminde yabancı para cinsinden varlıklara bağımlılar ya da yükümlülüklere bağlılar. Çünkü özellikle bakırı dışarıdan aldıkları için bunların net yabancı para net pozisyonlarını takip etmek lazım. Yani bu hikayede belirleyici olacak unsurlardan birisi Allah korusun bir TL'nin değer kaybı yaşamasında ya da doların bir hareketinde ya da bir yabancı yani para hareketinde. Yani sert bir hareket olursa dolarda ya da euroda diyorsunuz. Sert hareket olursa bu sert hareketli yabancı para pozisyonlarını çok iyi takip etmek lazım Perihan Hanım. Onlar hemen şöyle söyleyeyim. Mesela Alves, Favök'ün ikisi kadar yani %2'si kadar bir yabancı para pozitif de takip ediyor. Astor, Favök'ün %9'u kadar bir yabancı para pozisyonu var. Baktığımızda Ekos teknolojide pozitif Favök'ün neredeyse bir katı kadar bir şeyi görüyoruz. 117 katı kadar. Ama bakın Emkel'de, Emek Elektrik'te bu pozisyon eksi ve 281 %281'lik iki katlık Favök'ün iki katı kadar negatif bir yabancı net para pozisyonu var. Yükümlülüğü fazla. Yine Europower'a dikkat çekmek istiyorum. %27 kadar bir yabancı para pozisyonunda negatif yük taşıyor. Yine Gersan Elektrik pozitif olarak %17'lik. Yine Primasan kabloda, Türk Primasan kabloda yine bir katlık, Favök'ün yaklaşık 1,5 katlık kadar yabancı para pozisyonunda yükümlülük taşıyor. Yani borç taşıyor yabancı para cinsinden. Ulus Elektrik Favör'ün neredeyse 21-22 katlık bir yabancı para cinsinden borç taşıyor. Bunları dikkat etmek gerekiyor. Yani eğer bir yabancı para hareketi olduğunda Perihan Hanım, bu hisselerdeki hareketler özellikle pozitif olanlarda artı, negatif olanlarda yükümlülük taşıyanlarda sert bir şekilde olabilir. Bireysel yatırımcılarımızın da bu noktada burayı takip etmesini ısrarla öneriyorum, tavsiye ediyorum. Gerçi fiyatlar veya şeyler yatırım tavsiyesi değil ama hikayeyi takip etmek açısından, elektrik malzemelerinde hikayeyi takip etmek açısından oraya biraz dikkat kesilmekte fayda var Pelin Hanım. Yine eğer devam edecek olursak gerçek enerji firmaları, elektrik üretimi yapan firmalara bakacak olursak tabii son zamanlarda ciddi anlamda o rallide enerji de elektrik malzemeleri sektörü de ciddi fiyatlara ulaştı. Yani değerlendi. Fakat son zamanlarda geri çekilmeyle beraber enerji sektöründe hem elektrik malzemelerinde hem de enerji elektrik üretiminde Perihan Hanım iki sektörde aşağı doğru tekrar geri geldiler. Burada tekrar bu enerjilere dönecek olursak izninizle yine burada da şeyde Ak Enerji ile başlayıp tekrar aşağıda Zorene kadar devam eden cari oranlar, nakit oranlarına baktığımızda yine Favök marjları enerjide çok önemli. Çünkü elektrikte özellikle yenilenebilir enerji üretiminde eğer GES, güneş enerji santraliniz varsa Favök marjlarınız gerçekten 80-85'leri bulabilir. Çok ciddi marjlar, çok güzel marjlar enerji sektörü için. Rüzgar enerjisiyle RES'leriniz varsa RES'lerde yine Favök marjları yüksek oluyor. Ama hidroelektrik santraliniz varsa, termik santraliniz varsa, doğalgaz çevrim santraliniz varsa, doğalgaz santraliniz varsa yine bunlarda Favök marjları güneşe göre, rüzgara göre daha düşük olur Perihan Hanım. Yani burada aslında ben megawattları son slide'ı hazırlamaya çalıştım aslında ama üretim megawattlarını. Burada yatırımcılarımız enerji taşıyacakları zaman bence enerji, elektrik üretimi muhakkak taşınmalı. Bir portföyde olmalı açıkçası. Hı hı.
Çünkü özellikle de yenilenebilir enerji portföyünde yenilenebilir enerjiden elektrik üretim yapan şirketler daha çok tercih edilmeli. Çünkü hem FAVÖK marjları hem doğaya olduğu ve karbon salınımına karşı alınabilecek tedbirlerde avantajlı pozisyona geçeceklerdir Perihan Hanım. O yüzden de bireysel yatırımcılarımızın enerji sektöründe elektrik üretimiyle ilgili şirketleri analiz ederken ya da incelerken muhakkak ve muhakkak suretle faaliyet raporlarından ya da yatırımcı sunumlarından elektrik üretim santrallerinin dağılımına bakmalarını önemli istirham edeceğim. Çünkü burada eğer güneş enerjisi çoksa, RES çoksa, portföyde hakimse bunlar daha avantajlı hale geçiyor. Hem FAVÖK marjlarıyla hem de güneşten ve rüzgardan ülkemiz daha çok yararlandığı için. Çünkü hidroelektrik santrallerde bu kuraklık riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Bu önemli. Burada bakmaları gerekiyor. Orada da doğalgaz çevrimde tabii zaten doğalgazı otomatikman yabancı para cinsinden alıyorsunuz ve yine orada bir kur farkıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii burada enerji piyasasında diğer bir sorun da yılın başında neredeyse piyasa takas fiyatı 198-99 dolarlardan megawatt başına 67 dolarlara kadar şu anda düşmüş durumda. Bunun en önemli nedeni de şu, enerjiyi biliyorsunuz elektriği stoklayamıyorsunuz. Elektriği stoklayamadığınız için üretimi direkt vermek zorundasınız ve piyasa takas fiyatı oluşuyor. Burada diğer taraftan da fiyatlara bakarken özellikle faaliyet raporlarında satış fiyatları, elektrik üretiminde özellikle yenilenebilir enerjide piyasa takas fiyatından ziyade teşvikli bir fiyat var. Yekdem fiyatı var. Onu da yenilenebilir enerjide destekleme fiyatı olan yaklaşık olarak yanılmıyorsam 113 dolarlarda megawatt başına. O yüzden de o satışların içinde yekdem payı ne kadar ona da dikkat etmek gerekiyor Perihan Hanım. Eğer enerji şirketlerini inceliyorsanız hemen buradan özellikle yıllık olarak baktığımızda FAVÖK marjları ciddi anlamda dikkat çeken 32.8'in üstünde olan 71'lik bir ortalamayla Akfen yenilenebilir enerji. Yine 55'te Aksu enerji. Aydem enerji 73'le. Aydem'in tabii portföyü genelde yenilenebilir enerjiden oluyor ve özellikle GES ve RES'leri daha fazla. Burada yeri gelmişken de Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili rahmetli Sayın Ali Yağlı'yı da almadan geçemeyeceğim. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun inşallah. Yakın zamanda kaybettik. Bizi tabii Denizli firması Aydem biliyorsunuz. Biraz evet, orada bir şey yapayım. Yine 73'ten sonra FAVÖK marjlarına baktığımızda Entra, IC Entra'nın %83'lük bir marjda ciddi anlamda. Yine Kar-Y'nin 89.4'lük bir FAVÖK marjıyla. Yine Tat Enerji'nin, yenilenebilir enerjinin 67.5'la. Aslında burada zaten Perihan Hanım şeyi de koyuyor. FAVÖK marjlarını gördüğünüz zaman 2008'den 2023'e kadar biraz da zaten enerji şirketlerinin hangisinin daha çok yenilenebilirde olduğunu görüyorsunuz. Yine burada da fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değerlerine baktığımızda ortalamanın altında kalanlar yıl itibariyle 2008-2023 ama bunu biraz sonra zaten 3'er aylıklarda da hemen 2024-1-2-3'te de incelemiştim. Oradan gitmekte fayda var. Yine burada enerjide de borçlanma önemli. Çünkü öyle yatırım, biraz sonra onu da konuşacağız. Yatırım tutarı, burada yatırımda olan firmalar var. Yatırımların takip edilmesi gerekiyor. Çünkü enerji santral yapımı zaman alıyor. Özellikle hidroelektrik santral yapımı, doğalgaz çevrimler ve termik santraller. Burada güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi biraz daha hızlı oluyor ama o yatırımların takip edilmesi açısından da yatırım tutarının net satışlara bölünme oranı ileride var. Orada da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şimdi hemen oraya ortalama FAVÖK marjında mesela yine... Hocam vaktim de bitti ama orayla bitirebilir miyiz? Şimdi yönetmenim de diyor çıkış yapmamız lazım. Bir dakikam var. Bir dakika içerisinde tam o kısmı toparlarsak oraya da not alsın izleyenler.
Tamam, o zaman şöyle yapalım. En son şeye geçmeden önce Astor'la enerji sayıda hazırlamıştım inasın sizin için ama bugün biraz daha vaktimiz olsa deyip burada özellikle enerji üretiminde toplam enerji üretimindeki yatırımlara baktığımızda yatırım bölü ortalama yatırım bölü net satışlara baktığımızda ciddi anlamda yine son çeyrekte özellikle Akfen yenilenebilir enerjinin yatırımda olduğunu görüyoruz. Yine Aydem'in çok ciddi anlamda yatırımda olduğunu görüyoruz. Yine Akenerji bu portföylerin önemli bir kısmını sahip. Yani burada lider pozisyonda Akenerji, Aydem. Yine baktığımızda megawatt anlamında baktığımızda, üretim anlamında baktığımızda Ayen Enerji burada dikkatimizi çekiyor. Tabii burada bazı enerji senetleri de var. Son zamanlarda özellikle Lidya orayı bir incelemek gerekiyor. Oraya karşı bir detaylı irdelemek gerekiyor. Onu olmazsa uygun bir zamanda tekrar bakmaya çalışırız. Benim son olarak Astor'da en çok merak edilen ve enerji sayıyla ilgili merak edilen İNA'ya bakacak olursak son şeylerde Peri Hanım. Astor İNA'ya göre şu anda 2024 9'a kadar 103 liralar civarında ben adil değer olduğunu düşünüyorum. Yani adil değere yaklaşmak üzere Astor. Yine burada da satışlardaki değişim çok iyi takip edilmesi lazım Astor'un. Ve yine marjları takip edilmesi lazım. Enerji Sada da yine 82 liralık bir gerçeğe uygun değer İNA'ya göre tespit İNA'ya ettiğimiz göre, değil bir mi değer hocam? Var. Orada, evet İNA'ya göre yine de bunları da hali hazırda yeri gelmişken söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bu kadar detaylı bir bize enerji sunumu yaptığınız için diyeyim sektör adına. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyorum. Evet İlhan hocamızı da ağırladık efendim. Programımıza burada noktayı koyuyoruz. Yarın sabah buluşmak dileğiyle.